ex olan, yani ölen arkadaşlarımızın için ve ölen yönetici ve antrenörlerimiz için sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. İyi akşamlar. Hepinize sonsuz sevgi, saygılar sunuyorum. Muhterem büyüklerimin de ellerinden öpüyorum. Burada. Onlara bir alkış istirham ediyorum. Bu akşam beni çok duygulandırdı. İbrahim Ejder Bey'e, Erdal kardeşime, Sayın Millakemiz İsmail abinize, Çoğunluk babasına, benim muhterem abime böyle bir organizasyon yaptıkları için candan teşekkür ediyorum. Şimdi efendim, sizler Çanakkale futboluna, demin Ali Bey kardeşim, kaptan çok güzel izah etti, canı gönülden fedakarca hizmet etmiş, Çanakkale ruhuna kalbini sahalarda çarpışmış cengaverlersiniz. Hepinizi tek tek biliyorum, tanıyorum. Belki içinizde beni tanımayanlar vardır ama ben sizleri biliyorum. Nasıl geçmişten bu yana mücadele verdiğinizi. İnanın bu akşam çok duygulandım. Sayın İsmail abim beni davet etti. Bu güzel gecelerin hep birlikte olmasını dilerim. Hele bugünlerde aşağılara düşmüş olan Çanakkale futbolunun canlanması için, tekrar toparlanması için buradaki eski emektarların el ele vermesi de hoşuma gitti. Çünkü sizler bu işe el atarsanız Çanakkale dünyada ismi duyurduğu gibi tekrar futbolda da, Türkiye'de, dışarıda da duyurur. Buna inanıyorum. Çünkü o gençliğinizdeki sağlam ruhunuz maşallah hepinizde dimdik duruyor. Birbirinize sarılmanızdan, birbirinizi öpmenizden, birbirinize olan sevgi, saygı ifade etmenizden, esprinizden bunu çok güzel ortaya koydunuz. Dilerim ki bu davranışı basın mensupları da bu topluluğu Çanakkale halkına en iyi bir şekilde lanse ederler. Çanakkale'de böyle bir enerjinin, böyle bir engin tecrübenin olduğunu herkes bilir, anlar ve sizlere gelip danışırlar. Çünkü hayatta tek yenilmeyen şey tecrübedir. Tecrübeyi ancak tecrübe eder. Arkadaşlar çok güzel bir akşam. Ali Bey'in dediği gibi ölmüş idarecileri, antrenörleri, futbolcu kardeşlerimizi candan anıyoruz. Hepsinin hatıralarının önünde saygıyla eğiliyoruz. Bir tavsiyem de lütfen birbirinize sıkı sarılın. Çünkü insanlar da hayvanlara, yani kedilere ve köpeklere sevgi arttıkça insanların birbirine olan sevgisi ve saygısı azaldı. Yani belki hayvan severler beni tekrar ediyor, ben gerçeği söylüyorum. Sımsıkı sarıldı çok büyük bir kitle. Hepinize sonsuz sevgi, saygılar sunuyorum. Böyle akşamları tekrar etmeyi tavsiye ediyorum. Emeğe geçenlere de çok teşekkür ediyorum. Basın mensuplarına da ziyadesiyle teşekkür ediyorum. Ve bu olayı en iyi şekilde kamuoyuna duyuracağız da eminim. İyi akşamlar, sevgiler, saygılar. Ben iki numarayım. Herhalde iki. çok güzel bir şey. Hep yapmak istediğimiz, yaptığımız ve çeşit çeşit toplantılarımız vardır. Ama bu hoş bir şey tabii. Biz Çanakkale Spor'u bilmiyoruz. Türk Gücü kapandı, Çanakkale Spor başladı. Seyirci olduk. Ama futbolumuz, zaten dedim Hüseyin'e de, bak gidelim, Türk güçlü pek yok ama dedim, hani bir Kolyoz Erol vardır. Demin Kolyoz'la konuştum, şimdi abi Bursa'ya hareket ediyoruz, gelemiyoruz, özür dilerim dedi bizim Erol Boralı. Bir de dedim işte Hikmet var, Ali var, bilmem Metin var dedim, görürüz onları. Tabii çoğunluğun Çanakkale sporlu olduğunu biliyoruz. Onun için biz de misafir olarak geldik. Çok memnun olduk, sizleri gördük. Ben bir ara Önentaş'ta personel müdürüydüm, laf olsun. Niyazi ile çalışıyorduk. Niyazi bir gün, abi yahu dedi, senden faydalanalım bakalım. Fabrikada faydalanıyoruz, bir de kulüpte faydalanalım. Yani sen dedi, o tesislerin başına seni geçireyim. Ooo ben yapamam dedim, o haydutlarla uğraşamam dedim.
Çünkü hakikaten futbolcu bir yerde hayduttur. Aynı haydutluğu biz de çok yaptık. Kaçtım o görevden. Haydut deyince bizim gayemiz kulübe 3 kuruş para kazandırmaktı. O da neydi? Hoş değil ama seyahatlerde, gezilerde lokantaya girdiğimiz zaman 4 yersek 2 söylerdik. 5 yersek 1 söylerdik. Tabii hoş değil ama kulübe bir fayda oluyordu. Güzel de bir hatıra var. Edirne'ye maça gidiyoruz. Uzun köprüde bir öğlen yemeği yiyelim dedik. Bir lokanta bulduk, girdik. Yedik, içtik, çıktık, gittik. Tabii adam yandı, o başka. Maç dönüşü zaten kavga.